Ne ola bu? Bu nasıl hastalık? Sarmışsın kafayı Hatice Nina gibi. Hiç duymadın mı kaba kulak diye bir hastalık? Küçük uşaklar olur kaba kulak. Sen olmuşsun koca herif. Nereden çıktı bu hastalık? Bilmiyorum, bilemiyorum. Bir gece bir kalktım, kulağım zong zong ötüyor. Sabah vardım doktora, dedi bana kaba kulak olmuş. Aa, ayol ne oldu sana böyle? Bana da aynısını söyleyelim. Kaba kulak oldum Müzeyyen Hanım. Ne? Kaba kulak mı oldun? Vay başıma gelenler, vay başıma gelenler. Haçan senin başına değil. Onun başına geldin. Fadime gel buraya gel, sokulma. Ondan uzak dur. Bulaşıcı mıdır? Ben de boğulurum kaba kulak. Ondan bağ geçer mi? Niye geçsin? Sanki çok samimi konuşup koklaşıyorduk. Olsun, belki uzaktan da geçebilir. Öyle değil mi Müzevir? Ay Müzeyyen Hanımcığım. Hem de nasıl. Kaba kulak bulaşıcı bir hastalıktır. Fazla sokulmaya gelmez. Üstelik erkekler için çok tehlikeli bir hastalıktır. Uy. Erkekler için mi? O ne demek öyle? He, orasını ben de anlayamadım. Kadınlara bir şey etmeyi de erkeklere ne edeyim? Erkeklere hadım ediyor. Aa, ne? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Dur canım, yandık, telaşlanma. Yandık, yandık. Yani tedavi edilmezse bu hastalık kısırlığa yol açarmış. Uy. Ben çocuk istiyorum. Ben çocuk istiyorum. Sen bana çocuk doğuracaksın Fadime. Senin babanın uşağı vardı. Kaybana kalasıca. Çocuk doğuracakmışım. Al sağa çocuk. Al sağa çocuk. Sokulma. Al sağa çocuk. Vurmadın zaten canım enayi, vurma. Ay, hadi oradan. Fadime sokulma ona, sokulma. Ne diyorsun sokulma sokulma. Sanki şey hastalığı olduk. Tövbe estağfirullah. Çok konuşma. Madem bulaşıcıdır çek git buradan. Çek. Giderim. Ne olmuş? Bir daha bu mahalleye ayak basarsam adam değilim. Ben de derdimden hastalanıp yataklara düşerim. Hıh, sen kendini ne sanıyorsun? Sersem tavuk. Kız, Fadime! Fadime kız, nereye gidiyorsun? Fadime diyorum. Ya ha böyle kavgaya gürültüye sebep yok idi daha. Daha hızlı şekerim, daha hızlı. Ya of, dur koşturma kızı sen de. Yürü şekerim, yürü. Yürü yürüp daha. Hadi koş, koş, koş. Koşun, koşun. Sanki imtihana yetişiyorsunuz. Evet. Temel abiye bakın. Dişi ağrıyor galiba. Temel abi iyi misin? İyi misin? He, iyiyim iyiyim. Siz nasılsınız uşaklar? Dişin mi ağrıyor? Niye başını öyle sardın? He, dişim yoksa ağrıyor. Yoksa misafireye mi çıkacaksın Temel abi? Ulan gidin işinize. Çalışın dersinizi. Zaten her gün öyle yapıyoruz. Kolej sınavlarına gireceğiz diye günde 40 saat çalıştırıyorlar. Olsun olsun. Çalışmaktan zarar gelmez. Ama uykusuzluktan, yorgunluktan dökülüyoruz. Annemiz de hiç aldırmıyor. Çalış da çalış. Başka laf yok. Biz sanki... Uy! Ulan ne oldu? Ulan ne oldu? Ulan niye düştün? Aa! Soner bayıldı. Koşun doktor çağırın. Hey! Koşun uşaklar koşun buraya. Çocuk uşak bayıldı. Dadi 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 dadi... Bayılır tabii. Parmak kadar çocukları... Deli gibi çalıştırıyorlar. Koştur da koştur. Gece gündüz sınavlara hazırlıyorlar. Uyku yok, oyun yok, gezmek yok, nefes almak bile yok. Özel hocalar, dershaneler, çalış da çalış. Bu kadar baskı olur mu be? Yazık, bu çocuklara yazık. Kesin onu tıkatmayın. Şimdi sırası mı? Hey, Handan Hanım, tamirci, bakkal. Gelin ha buraya, uşak bayıldı da. Hemen doktora götürelim Temel abi. Ah ulan ah! Kucaklar götürürdüm lakin ama... götüremem. Kaba kulak bulaşıcıdır. Durun bakayım, durun Allah şöyle. Allah, ne olur, çekil. Gel, gel Handan Hanım, gel. Bir dakika. Senin neyin var, ne bu halin? Dur bakayım, dur. Koca kulak, ay! Kaba kulak oldum. Tövbe tövbe, bu yaşta. Geç kaldım, haklısın. Ver şunu, tut. Hah, tut, tut, tut. Evladım, sür şunu arkadaşına. Tut bakayım. Aslında çocuklar değil, anneler babalar yarışıyorlar. Niye? Senin çocuğun mu daha başarılı, benim çocuğum mu diye. Yani sen mi benden üstünsün, ben mi senden üstünüm diye. Silik yarışı yapıyorlar, yalan mı? Aa, ayol susturun şunu, tetem de vır vır. Aa. Sus biraz, sus duyamıyor. Git hadi git git, bak müşteri geldi. Al onu Kadıköy'e götür, hadi yürü. Hadi canım hadi, gürültü yapma. Ayol siz de susun be. Ama çocuğa be. Bakıyorum. Aa, tamam. Deli sustu, akıllılar susmuyor. Allah Allah. Anne. Ah, evladım bayıldın işte. Uy aslan delikanlı. Uyudun birazcık şimdi uyandın.
Hadi tak bakalım. Hiçbir şey yok maşallah. Bomba gibisin bomba. Çok teşekkür ederim Saldırın'ın. Yavrum sen de al onları yerden. Çok teşekkür ederiz. Evlatçım anneciğine her şeyi anlat. Belki bir doktora götürmek ister. Peki teyze söylerim. Hadi bakalım. Açlıktan bayıldı herhalde. Çocukların çoğu pek bir şey yemiyor. Nerede abuk subuk şey var onları seviyorlar. He çıtırık pıtırık gofret mofret yiyorlar devamlı. Niye canım? Şimdiki anne babalar evde her şeyin iyisini yediriyorlar. Hey gidi be. Biz bir tabak tarhana çorbasıyla yallah okula giderdik. Okulda nerede? Ta beş mahalle ötede. Yürü Allah yürü. He şimdi dat dat iki korna servis arabası geliyor. Uşakları alır 100 metre öteye okula götüreyim. Doğru. Şimdikiler daha bir el bebek gül bebek büyüyorlar. Biz eski toprağız ya. Şimdikilerden daha sağlamız. İlgisi yok. İlgisi yok. Hepiniz zırvalıyorsunuz. Şimdiki çocukların üzerinde baskı var. Baskı. Sınav baskısı. Sanki sınavı kazanamazlarsa, istenilen okula giremezlerse hayatları mahvolacak. Haha. Rezil kepaze olacaklar. Kimsenin yüzüne bakamayacaklar. Evet arkadaşlar, aileler bu işe böyle bakıyorlar. Ben olsam bunların analarını sınava sokarım, analarını.